Kütlelet ve eş başkan adayımız Sümeyye Kızılkaya. Başkan olmamız burada bitmiştir. Hizan'da bir... İki adayımızın engellenmesi teknik anlamda bazı sıkıntılara neden oldu. Aslında AKP'nin önce ilk hedefi kitlemizin moral motivasyonunu bozmaktı. İkinci de kısa sürede tekrar güçlü bir aday çıkardığımızda bu defa son bir hamle yapmak istediler. İkinci hamle çok daha kritikti. Aslında DEM Parti'yi adaysız bırakmak istediler. Ancak AKP şunu hesaplayamadı. Bu parti geleneğinin yıllardır mücadele geleneğinde en zor koşullarda çözüm bulma, en zor koşullarda mevcut sorunların üstesinden gelme potansiyelini hesaplayamadı. Biz teknik anlamda bazı sorunlar yaşadık. Fakat bir de avantajlı durumumuz oldu. Biz alanda normalde her yerde iki tane eş başkan çalışıyorken biz Enver Faruk'la birlikte dört tane eş başkanla birlikte çalışıyoruz. O günden bu yana sahada öyle çalışıyoruz. Dezavantajı avantaja çevirdik. Halkta da zaten kitlemizde bir kararlılık oluştu. Diğer kesimlerde de, halkın diğer kesimlerinde de bu olaya karşı bir tepki, bize karşı bir ilgi oluştu. 2016'dan bu yana AKP darbesi. Şimdi AKP FETÖ darbesi diyor ama biz buna AKP darbesi diyoruz aslında. AKP bir darbe yaptı. Tüm demokratik güçleri, başta Kürt mücadelesi, her alanda Kürt mücadelesi olmak üzere demokratik mücadeleyi bastırdı. O darbeden bu yana Bitlis'te zaten sıkıntılar vardı. Fakat AKP iktidarı özellikle 2016'dan bu yana, başta kayyum atanması, 2,5 sene kayyum süreci, ardından da Nazırullah Tanklay'la son süreçteki AKP iktidarı döneminde Bitlis adeta bir şehir olmaktan, bir kent olmaktan çıktı. Şu anda Bitlis'te tarihi kent yarısı yok edilmiş, diğeri harabada olan. 7,5 yıldır neredeyse kazma vurulmadık bir yer bırakılmayan inşaat alanı gibi. Diğer alanda, kültürel anlamda, tarihsel anlamda Bitlis'in değerleri neredeyse tahrip edildi. Sosyal anlamda insanların ortak kullanım alanı, bırakın şeyi, gençlerin, kadınların, normal vatandaşların gidip sosyal yaşamını sürdüreceği bir alan bırakılmadı. Yine eğitim alanında Bitlis son sıralarda. İşsizlik anlamında 81 il içinde son sıralara getirildi. Madde bağımlılığında ciddi bir şekilde gençliğin madde bağımlılığı var. Artık bırakın şeyi, gençlerimizin orada heba edilmesini, toplumda toplumsal bir tehlike olmaya başladı. Yani bu konuda ciddi sorunlar yaşanıyor. Yine ulaşım sorunundan tutun, insanların ihtiyaçlarını, zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması gereken cenaze hizmetlerine kadar normal bir toplumda, bir köyde, bir kasabada bile yerine getirilen faaliyetler Bitlis'te yerine getirilmemeye başladı. Ciddi sorun haline geldi. Buna karşı hem zaten projelerimizi çıkardık, halkımıza gittiğimiz yerde sözlü olarak aktarıyoruz. Onun dışında da projelerimiz dağıtılmaya başladı. Özellikle 28 Mart'taki mitingimizde o projeleri detaylı olarak mitingde anlatacağız. Biz Bitlis'te öncelikli sorunları tespit ettik. O sorunların hepsine çözüm bulacağız. Bitlis'te en başta gençliğin ve kadınların sorunları yaşamsaldır. Kadınların sosyal yaşam alanları yok denecek kadar azdır. Bitlis'te kadınların ihtiyaçlarını giderecekleri alanlar yoktur. Bitlis'te kreş yoktur. Çalışan kadınların çocuklarından ihtiyaçlarını karşılayacak, çocuklarını bırakacakları bir yer yoktur. Gençlerin sportif faaliyetlerini, gençlerin sosyal, kültürel faaliyetlerini yerine getireceği alanlar yoktur. Bugün geçmişte Türkiye'de Bitlis'te 40 sene önce, 50 sene önce 3 tane sinema varken bugün Türkiye Bitlis'te sinema salonu yoktur.
Bitlis'te tiyatro yapılacak bir alan yoktur. Bitlis'te gençlerin müzik yapacağı, folklor yapacağı bir yer yoktur. Bitlis yıllarca Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda folklorda birinci oluyorken şu anda hem okullarda hem de onun dışında bu tür çalışmaları, folklor faaliyetlerinin çalışmasını yürütecek bir alan yoktur. Esnaflar 3 ay içinde dükkanları, iş yerleri yıkıldı. Tapusu olanlara itiraz etmelerine rağmen değerinin çok altında bir para verildi. 3 ay içinde 700 tane esnafın iş yeri yıkıldı. Biz belediye aldığımızda hem kent merkezini, tarihi çarşıyı faal hale getireceğiz. Tarihi turistik özelliklerini kazandıracağız. Hem de esnaflarımızın o faaliyetlerini yürütecekleri, zararlarını karşılayacak, mağduriyetlerini giderecek iş yerleri yapacağız. Diğer partilerden farkımız şudur. Biz halkla birlikte yönetmeyi düşünüyoruz. Diğer partiler başta daha önce de Türkiye'de yerel yönetimlerde halkla birlikte yöneten belediyenin halkın belediyesi olduğu anlayış sınırlıydı. Ama özellikle AKP döneminde genel siyasette olduğu gibi nasıl bir reisleri varsa, genel siyaset onun elindeyse, tüm yerellerde, Bitlis'te de yerel yönetim belediye başkanı ve onun ekibinin elindedir. Belediye meclisi bile birçok zaman işlememektedir. Onların faaliyet yürütüğü AKP'nin diğer kadroları bile bu konuda söz sahibi değil. Yapılan hiçbir iş halka sorulmuyor, halkın dışında yapılıyor. Biz ise yerel yönetimi halkla birlikte, halkın kendisini yönettiği, belediyenin sadece halkı temsil ettiği bir kurum olarak görüyoruz. Farkımız budur. Şu çağrıyı yapıyoruz. Biz 31 Mart'ta seçimi alacağız. Bitlis'te belediyeyi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bitlis'in sorunları ağırdır. Fakat biz parti, belediye, belediye başkanı, eş başkanlarımız, meclisimiz, odalarımız, kadınlar ve gençlerle birlikte Bitlis'i ayağa kaldıracağız. Onun için zaten halkın güçlü iradesini görüyoruz. Başta 28 Mart'taki mitingimiz, büyük mitingimiz olmak üzere 31 Mart'a kadar herkesi güçlü bir şekilde faaliyetlere, çalışmalara katmaya, 31 Mart'tan sonra da 1 Nisan'da Bitlis'i beraber yönetmeye, beraber ayağa kaldırmaya çağırıyoruz.